Benim güzelim biraz yaklaşık. Çok çok güzel maşallah. Canımın içi tabii bak sen çok çok güzelsin ama su gibisin. Tabii ki bu dünyada böyle hepimiz kısa kalacağız. Sen de kısa kalacaksın. Ama işte o görüntü yani şu güzel görüntün sonsuz önce de vardı. Ama daha hala var bak. Ve bundan sonra da olacak. Ahirette de olacaksın. Sonsuza kadar da olacaksın. Ama imtihan için, eğitim için yani dünyanın çabuk geçmesi gerekiyor. Mesela bak münafıkların nasıl yerine oturuyor. Adam mesela Allah'ın tuzağına düşmüş, 40 yaşına gelmiş. Artık bundan sonra yaşarım diyor. Nereye yaşıyorsun? 2,5 sene sonra yolcusun. Bittin. Bittin. Allah'ın oyununa geldin işte. Yani 2,10 sene bir de buçuk. O kadar. Türkiye ortalaması bu kadar. O da çok uzun yaşadığını düşünürsek. En iyi şekilde yaşadığını düşünürsek. Ki belalarla, hastalıklarla yaşayacak yani. Zariyat suresi 56. ayette Cenab-ı Allah ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadetten kasıt ne? Sevsinler diye yarattım diyor. Sevsinler. Sevgi amaçlı olsun. İbadet demek sevgi demektir. Çünkü ibadetin ne olduğunu anlıyor da ibadet yani ibadet ne? Sevginin diğer adı da ibadet. Bana sevgi göstersinler diye yarattım diyor Allah. Onun adına ibadet deniyor. Mesela namaz Allah'a sevgi gösterisidir. Oruç Allah'a sevgi gösterisidir. Tebliğ Allah'a sevgi gösterisidir. Yaptığımız her şey İslam'da güzel olan her şey sabır, sadakat, vefa hepsi sevgi gösterisidir. Evet. Kaderi tam olarak nasıl anlayayım?